Hastamız yaklaşık 10 gün önce gözünde yanma, batma, sulanma şikayetiyle bize başvurdu. Göz kapakları şiş, ödemli. Gözünü açamıyordu. Çok yoğun şikayeti vardı. Poliklinikte hastayı muayene edip bakınca biyomikroskopik muayenesinde göz kapakları altında çok sayıda larva olduğunu gördük. Lokal anestezi sonrası göz kapaklarını bu larvaları temizledik. Antibiyotik solüsyonlarla yıkadık. Betadinle yıkama yaptık. Poliklinik müdahalesinden ertesi gün tekrar baktık. Ameliyathanede kontrol ettik. Larva yoktu. Bu arada başka şikayetleri de vardı. Diğer şikayetleri artmaya başlamıştı. Biz göz açısından takipteyiz. Herhangi bir sorunu yok şu anda. Daha önce gördüm. Daha çok kırsalda yaşayan, hayvancılıkla uğraşan, tarımla uğraşan hastalarımız oluyor. İlçelerde daha çok oluyor. Gözle görülebilecek bir şey değil. Mutlaka göz doktorunun biyomikroskopik muayenesinde görülebilir. Hastanın şikayetleri çok belirgin ve abartılı. Ertelenebilecek bir şey değil zaten. Yoğun şikayetleri olduğu için göz doktoruna kadar götürebilecek şikayetler bunlar. Hastanemizde çalışan birim sorumlu hemşiremiz ayrıca. Bize geldiğinde gözler tabii kapanmıştı, göz hekimimiz müdahale etmişti ve bir öksürüğü vardı, geçmeyen kuru bir öksürüğü vardı. Göz cerrahisi olarak böyle hikayesi varsa bizim için akciğere bir şey kaçma hikayesi önemlidir. Ve bunun bir işlemi vardır, bronkoskopi dediğimiz bir işlem vardır. Nefes yollarının temizleme işlemidir bu. Optik bir cihazla, kameralı optik bir cihazla nefes yollarına bakarız. Bir yabancı isim varsa onu çıkartmaya gayret ederiz. Tabii böyle bir şüphe olunca bu işlem yapmak mecburiyetinde kaldık. İşlemi yaptığımızda nefes borusunda sinek larvalarını gördük. Canlı sinek larvaları. Bizim işlemlerde böyle bir canlıyla karşılaşma durumumuz hiç olmadı. Literatür taramalarına baktığımızda bir solunum yollarında canlı bir yabancı isim bildirimi yok. İşlemi takiben temizledik, larvaları çıkarttık ve ikinci bir enfeksiyona karşı gerekli antibiyotikleri başladık. Şu an hastamız rahat, öksürüğü kesildi, normal yaşama dönmeye hazır. Yani anestezi altında yapılır. Flexible bronkoskopi dediğimiz hareketli, ucunda bir kamera olan ve nefes yollarını bize gösteren, artı biyopsi veya materyal çıkartmaya yardımcı olan gereçleri bulunan bir cihazdır bu. Onunla nefes yoluna girdik. Gözümüzde larvaları tespit ederek, oraları larvaları teker teker toplayıp, o alanları yıkayarak tekrar oluşumu engel olmaya çalıştık. Dediğim gibi solunum yollarında yabancı isim karşılaşması olabilir. Bu hem çocukluk hem de erişkin dönemde rastlanan ve hayati tehdit eden bir durumdur. Özellikle nefes yolunun tama yakın tıkanması acil bir müdahale gerektirir. Eğer tama yakın tıkanmamışsa hastada öksürük, hayatı tehdit eden enfeksiyon başlangıcı olabilir. Bunlara da müdahale etmemiz lazım. Yani şu anda bu Evet. düzelmiş hali. Ne sandın? O gün ilk başta badem yani yerken boğazıma kaçtı. Daha sonra onu öksürerek yani çıkarmaya çalışırken gözüme bir şey çarptığını hissettim ve iki gözde aşırı yanma oldu. O gün devlet hastanesine gitmiştik Isparta Yalvaç. Orada tabii gözde görülen bir şey yok denildi gözde ve nefes darlığı öksürüğüm geçmedi. Daha sonra pazar günü Atatürk Devlet Hastanesi acil servise başvurdum. Orada da devam etti tekrar öksürük, nefes darlığı, gözde batma. Geçen hafta pazartesi göz doktoruna gittim Özgül Hanım'a. O dedi gözüne yani sinek larva atmış. Yüzlerce o gün poliklinikte sağ olsun bekliyor yani çok ilgilendi. Gözler temizlendi. Daha sonra ameliyathanemizde de tekrar salı günü temizlik yapıldı. Daha sonra öksürük ve nefes darlığım hiç geçmedi. Yani sürekli böyle bir şey yani geziyor gibi geliyor diyorum hatta yapışıyor boğazıma diyorum ve hiç nefessiz bırakıyordu öksürük. Bronkoskopi sonra geçen hafta salı günü yatış yapıldı Soner Bey. Bronkoskopi ile temizlendi ve rahatladım. Yani bronkoskopi sonrası
Daha sonra tekrar yapıldı işlem. İki defa, şu anda yok. İki gündür rahatım. Rahat nefes alabiliyorum, öksürmüyorum. Yani en azından hayatımı yani devam ettirebilecek koşullara geldim.